Dur. Şimdi hareketlilik temin sükun. Gerçi demin bayan hocamız bahsetti. O arada kısaca bahsettik. Bir de bunu şöyle güzel bir çizgi film var mantığını anlatan. Bir izleyelim bakalım. Bakın üç hareketli, neşeli. Evet, aralarına sükun geliyor. Hudu, sakinlik. Sen kimsin? Ben sükunum. Sizin yeni arkadaşınızım. Sadık Okumul Cedid. Evet, şeklini neye benzetti? Kek. Yani kek. Keke benziyorum. Ve hatta küçük bir daire. Ben çok zayıfım. Sizin gibi kuvvetli bir sesim yok. Bu yüzden evet, bu yüzden hiçbir öğrenci beni tek başıma telaffuz edemez. Yani kastı şu. Mesela ha harfini yaptım. Damme'de hu dedin. Fetha'da ha dedin. Kesra'da hı. Ama tek başına ha'ya şunu koyduğum zaman nasıl okuyacağız? Okuyamayız. Ancak başka bir harfle, harekeli bir harfle ne yapacak? Cah. Ancak öyle okunuyor. Ama tek başına değerlendirilemiyor. Hadi ama. Evet, benden önce gelecek başka bir harfle ihtiyaç duyuyorum. Yani benden önceki gelen harfin harekesi siz gibi bir hareke sahip olmalı. Yani hareket, sükun birbirinin zıttı. Örnek veriyor şimdi bakın. Evet, beraber oynayabilir miyiz? Onlar da kabul etti. Evet, sükunun diğer fetha, damme, kesra'dan farkını gördünüz değil mi? Evet. Yani mantığını çözdünüz. Şimdi diğer örneğe bakalım. Kul, kül, zür, udhul, ötrük, iftah, üktüb, unzur, unsur, izheb, ikra, irham, ekrim, üskün, zavucuk, ilmük, kalbük, beytük, defteruk, etmim, ekmil, ahsin, üskut, utlub, irmi, edhil, imle, irfa, enzir, irkep, terkep, tecma, yerham, irham, yeksir, istakbil. Evet, böyle devam ediyor. Şu an biraz daha hızlandıralım diye size çok söz hakkı veremiyoruz. Evet, burada da farklı açıklama var. Cezim demiş. Arkadaşlar, cezimle sükun aynı. Ama sükun dediğimiz zaman
Sükunun farklı türleri de var. Onu da açıklayacağız. Ama cezim, sükun aynı olarak düşünebilirsiniz. Harfin üzerinde bulunup bulunduğu harfi sakin kılan küçük yuvarlak bir işarettir. Üzerinde bulunduğu harfi kendisinden önceki harfe tutturur, birleştirir. Bu yüzden diğer bir ismi de tutar. Evet, bunları kim okuyabilir? Örnekleri size okutalım. Okuyayım hocam. Oku. Kun, len, hel, men, hüm, kem, eyne, inde, kad, iclis, üktüb, entüm, zeytüb. Bir dakika. Kur'an-ı Kerim'deki tecvid olayları doğrudan Arapçada yok. Mesela entüm. Evet, Arapçada bu olmayacak. İhfa deniyor herhalde. Evet. Bu entüm. Yani onu Kur'an-ı Kerim'de yapacaksın. Entüm. Tamam. Tamam hocam. Devam. Zeynebün. Zeynebü. Ahmedü. Beytün. Naam. Kürsiyün. Küm. Bintün. Medrasetün. Müslimün. Lahmün. Dıfletün meclisü. Evet, güzel. Aferin. Ahsent. Ahsent. Aferin. Şükran. Evet. Bu örnekten yararlanabilirsiniz. Bir de burada var. Burada farklı kişilerden alalım. Kim okumak ister? Aynı kişi olmasın. Aha, şeyi sildin mi kazara? Dosyayı sildik. Allah Allah. Dosyayı ne yaptık biz? Geri dönüşüm kutusundan geri alabiliriz. Elimiz her yerimiz oynuyor. 10 tane şeyi bakmak zorundayız. Bir öyle yapıyorum, bir şey oluyor, bir böyle. Ve şimdi hiç dersimize katılmayan arkadaşlar, dan bir kişi alalım. Nerede gençler? 30. Üstad ben olayım bari ya. Rümeysa Aslan Türk diyor, orada erkek resmi var. Erkek misin, kız mısın? Rümeysa. Evet, okuyacak var mı? Hüseyin Mercan. Buyurun hocam. Buyur. Evet. Hızlı mı geçeyim, yavaş yavaş mı? Sesin az geliyor. Öyle mi? Ep, et, es, bet, bes, beç, tes, teç, teh, teh, seh, set, evet, ger, yeterli. Ger. Zaten zor duyuyorum. Bir kişi daha alalım. Sesi iyi gelen. Kim var? Evet arkadaşlar, katılmanız lazım ki. Yok mu? Herkesin ben okuyayım o zaman, kimse yoksa. Buyur. Üçüncü sıradan alıyorum. Al. Seh, set, cer, cet, cem, hep, har, hök, har, hat, hal, der, dem, den, döb, zı. Evet, yeterli. Geri kalanı sizler yaparsınız diye düşünüyorum. Bir de şurada harekeli sakin farkı var arkadaşlar. Bununla ilgili bir anlatıma bakalım. Ona göre bu derste bitecek. Evet, müteharrik sakin kavramı karşımıza gelecek. Müteharrik ne? Harekesi bulunan harfe müteharrik denir. Mesela şunu siyah yapalım. Evet, bu T harfi bir tane hareket koyduğum an müteharrik, yani hareketli demek. Yani harekeli demek. T harfi ne oldu? Harf müteharrik. Damme koyabilirim, fetha koyabilirim, kesra. Bu üçünden birini bir harfe koyduğum an bu harf ne oluyor? Harfun müteharrikun.
hareketli bir harf oluyor. Bir de ne var arkadaşlar? Sakin, sükunun ismi faili. Hareke, müteharrik, sükun, sakin. Harekesi olmayan harfe ve iki harfi birbirine bağlamada kullandığımız. Şimdi burada sükun bir farklı bir noktası var daha demiştim. Arapçada bir harf sakin iki türlü olur. Şöyle yapayım. Sakin harf iki türlü olur. Birincisi demin gördüğümüz. Yani mesela nun harfi. Nun harfi üzerine cezim yani sükun koyduğumda ne oluyor? Sakin bir harf oluyor. Bir de bazen bazı harflerde hiçbir hareket görmüyoruz. Bu harf de sakin. Yani üzerinde ister cezim olsun, yani ister sükun olsun, ister hiçbir hareket olmasın. Bu durumda bu harf sakin oluyor. Yani bir daha söyleyecek olursam, bir harfin üzerinde fetha, damme, kesra'dan birini görürsek o harf hareketli. Yani kıpır kıpır. Yani yerinde duramıyor. Yani çivi batıyor kendisine. T, ti, tü. Ama bir harfte sükun veyahut da hiçbir şey yoksa bu harf sakin oluyor. Şu noktayı özellikle öğrenin. Eğer bunu kavrayamazsak ileride dil bilgisi anlatımlarında sakin harf deyince çoğu bunu anlıyor. Hareketsiz harfi sakin düşünmüyor. Dolayısıyla sakin hocam, harf... Hocam ben anlamadım ya. Bir daha ben söylüyorum. Anlamadım. Şuraya yazayım bak. T. Şimdi bu T ile bu iki T arasındaki fark ne? Bakın bu T de fetha da geliyor, damme de geliyor, kesra da geliyor. Bu üç hareketten biri harfe gelirse biz bu harfe hareketli harf diyoruz. Neden hareketli? Çünkü U, Ü, A, E, I, İ sesini duyuyoruz değil mi? Evet. Harfe hareket gelmiş mi? Gelmiş. Gelme sebebi ne? Bu işaretler. O yüzden bu harekeli. Ama demin harfin üzerine sükun koyduğumda ne oluyordu? E, A, I, I, U, Ü sesi gidiyordu. Hareket var mı? Yok. Ama bir de met harflerini gördük mesela. Mesela ta dedim. Ta, çekiyorum ta. Mesela burada Elif'in ne damme, fetha kesrası var ne de sükunu. Bu durumda bu harfte bir hareketlilik var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla ister sükun koy, ister hiçbir şey koyma. Bu harfte hareket yok. Hareketten kastımız ünlü sesinin çıkması. E, A, I, I, U, Ü sesinin çıktığı harfler. Hareketli yani müteharrik Arapçası. Bu seslerin gelmediği harfler sakin harfler. Anlatabildim? Evet anladım şimdi. Yani bu tabiri öğrenin ki karşımıza gelecek. Yani şöyle dersen ben sınava kadar bunu öğreneyim. Sınavdan sonra unuturum. Yok öyle bir şey. Çünkü neredeyse birçok konuda ikinci sınavda, üçüncü sınavda yani başka konular işleyeceğiz. Yine karşımıza gelecek. Yani sakini ben sana bir daha anlatmayacağım. Ama o konuyu anlatırken diyeceğim ki burada arkadaşlar iki sakin çakışmış diyeceğim. Sen sakin nedir bilmiyorsan anlamayacaksın. Dolayısıyla bu konu her zaman lazım. Basit gibi dursa da her daim karşımıza gelecek. Evet, müteharrik ve sakin farkı da bu şekilde arkadaşlar. Geriye şedde konumuz kalıyor. Bir türlü de ilerleyemiyoruz. Hemze'yi anlatmayacağız. Marbuta, kameri, şunlar var. O zaman yine ara veriyoruz. Şedde konusuna döneceğiz. Ne zaman dönelim? 12.30'da. Şedde konusunda görüşmek üzere. Esselamu aleyküm.